Çok güzel bir popcorn almak için arkadaşlar sponsorumuz mmovip.com'dan alışverişlerinizi yapabilirsiniz. Tek yapmanız gereken küçük harflerle OGX indirim kodunu kullanarak %6 indirim almak olacaktır. Herhangi bir sorunuz varsa lütfen bana yazın. Videomuza size iyi seyirler diliyorum. Selamünaleyküm kardeşlerim. Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir birlikteyiz arkadaşlar. Bugünkü videoda sizlere FIFA 16 fail'larının gerçek hayatta olursa nasıl bir hal alacağını göstereceğim. Öncelikle arkadaşlar dediğim gibi buluşurken buldum. Videoda çok emek var, yani bunu yapan adam çok emek vermiş bu videoya. Ben de ona gerçekten hem size değişik bir içerik göstermek için hem de adamın yani gerçekten emek karşılığını alması için bu videoyu çekiyorum. Çünkü buradan da adama gidip videosunu izleyebilirsiniz. Gerçekten çok kreatif bir video hazırlamış arkadaşlar. Çok beğendim. Tıpkı benim hazırlamış olduğum işte bazı challenge'lar böyle değişik hani montajlara benziyor. Gerçekten çok hoşuma gitti ve sizlerle paylaşmak istedim arkadaşlar. Dediğim gibi bu adama da buradan bakabilirsiniz. Kanalda falan var. İstiyorsanız hemen arkadaşlar videomuza başlayalım. Görmüş olduğunuz gibi. Bu arada hala bayramdayız arkadaşlar. Hayırlı bayramlar diyorum tekrardan. Öncelikle arkadaşlar maça Santra kılıcı ile başlıyor. Biliyorsunuz bu geçen oyuna kadar arkadaşlar Santra'dan gol oluyordu. Vurduğunuz zaman herhangi bir şey fark etmez. Bu da hani onun gerçek hayatla eşleşmiş kılığını bir araya getirmiş ve inanılmaz bir video hazırlamış arkadaşlar. Zaten sizler birlikte izliyoruz. Burada arkadaşlar kalecinin kendi düşüp ve adamı da topu dışarı atma olayı var. Aynısını tekrardan izleyeceğiz. Yani gerçekten ben diyorum size bu olaylar gerçek de olsun ibret alem diye. Tıpkı ibret alem işte arkadaşlar, hep birlikte görüyoruz zaten sizlerle birlikte. Gerçekten ibret alem vakalar oluyor arkadaşlar. Burada da tam çeviremem İngilizce ama zaten görünce anlayacaksınız arkadaşlar. Tam gol olmadan bitirme anını söylüyor size. Tam böyle top kritik ana geliyor, hakem maçı bitiriyor arkadaşlar. Çok oluyor arkadaşlar, o da tamamen momentumdan kaynaklı. Çünkü oyun gol atacağınızı anlayınca kendi kendine maçı bitiriyor. Bize çok oldu bu. Hem lehimize hem aleyhimize çok yaşandı. Akrep vuruşu arkadaşlar. Şimdi göreceksiniz burada TNR'den akrep vuruşu yapıyor. Burada da aynı vuruş. Adam dediğim gibi çok güzel bir montaj yapmış. Oyuncular öpüşürken diyor arkadaşlar. Mesela burada oyun bug'ı yerine oyun bug'ına düşüyor. Oyuncular kafa kafaya denk geliyor. Burada da aynı şekli görüyorsunuz. Burada şu anda videoyu geç çekiyorum arkadaşlar. O yüzden böyle ses konuşuyor olabilirim. Görmüş olduğunuz gibi. İçeri ya gol olmayan top diyor arkadaşlar. Mesela göreceksiniz. Top direkten dönüyor. Bu çok oluyor arkadaşlar. Bu gerçekten çok oluyor. Top sıkıştı mesela, yine vurdu, yine direkten döndü. Şimdi kaleci alacak mesela. Hani böyle şeyler nasıl oluyor bu oyunda ben anlamıyorum arkadaşlar. Hani bu başka inanılmaz bir vaka yani arkadaşlar. Mesela burada da aynı soru, bak vuruyor olmuyor, vuruyor girmiyor. Kaleci alıyor. Hani gerçekte oluyor ama gerçekte milyonda bir oluyor. Oyunda hep oluyor. WWE güreşçileri diyor arkadaşlar. Dönmüş olduğunuz gibi. Oha, adam da ne çekmiş atmış be. Vallahi billahi ama gerçekten inanılmaz bir videomuş. Goalkeeper don't receive ball. Topu tutmayan, topu alamayan kaleciler diyor. Dönmüş olduğunuz gibi. Burada da Joe Hart arkadaşlar. Give me the fucking ball diyor. Arada küfür ediyor. Orayı bile kapattım. Kickoff glitch diyor arkadaşlar. Kickoff glitch'i biliyorsunuz FIFA 14'te falan KSI gol diye geçiyordu. L1'e basıp kaçmasını sağlıyordunuz. Daha sonra L1 üçgenle pasınıza atıp gidip gol atıyordunuz. FIFA 14'te falan hep gol oluyordu bu. Her şeyde gol oluyordu. Burada da aynısını izledik arkadaşlar. Adam benim gibi çok güzel denk getirdi. Harbiden helal olsun. Hem bunu paylaşmak hem de yeni bir içerik olsun. Çünkü bir günde arkadaşlar 6 video çektim. O yüzden içerik bulmakta çok zorlandım ve bu içerik çok hoşuma gitti. Adama da katkımız olmuş olur. Topu alamayan kaleci. Elinde bir türlü topu alamayan kaleci. Ya bu nedir arkadaşlar ya? Hani gerçekten rezillik ya. Niye bunları artık fixlemen gerekiyor. Ne kadar kaldı video? Daha var arkadaşlar. 2 dakika daha var. Adamın emeği çok iyi arkadaşlar. Yani bu tarz videoların YouTube'da bence en az bir 100K falan izlenmesi lazım. Keşfedilmesi lazım. Fail olan vole diyor arkadaşlar. Zaten çoğunuz anlıyorsunuz ben de niye çevirdiysem onu. Şey, Şotar Valetsi adam Türkçe bir şey diyor. İşte o aynısını söylüyor ya. Aynı ona benzedik. Burada arkadaşlar evet. Ettik. Bize çok oluyor arkadaşlar. Mesela şut çekerken falan biliyorsun ayağı kayıyor falan. Kaleci hatası bu da. Aynısını bakın, ben bunu aynısını kanala atacağınız gibi arkadaşlar. Aynısı benim başıma. Aynısı ya. Tıpatıp aynısı. Pro Club'da olmuştu bizde. Penaltı oyun hatası arkadaşlar. Bu çok komik ya. Buna çok büyük. Gerçek mi abi bu? Ya bu gerçekse yani bunu yapan adam herhalde bundan sonra gidip bir kurban falan kesmiştir. Yani şu kurşumu döktürmüştür. Gerçekten böyle ibret olamaz. Hatta şu anda arkadakini biliyorsunuz. Bu çok popüler olanı. İçeri bundan bir tane daha koymuş adam. Nereden bulduysa hani harbi helal olsun diyorum. Çok hoşuma gidiyor arkadaşlar böyle değişik içeriklerine sürekli foot drop, sürekli kariyer yok, sürekli paket açılımı falan. Dediğim gibi ben böyle sevmiyorum arkadaşlar. Değişik içeriklerin olması gerektiğini düşünüyorum. Burada da inanılmaz bir vaka yani adam seviniyor. Hakem golü veriyor arkadaşlar görmüş olduk ve
Ve kavgalar kısmına geldi arkadaşlar. Kavgalar kısmına. Oha. O mod falandır herhalde. O da gerçek de olamaz arkadaş. Mod falandır yani. Oha lan ne yaptı öyle? Şaka gibi. Hiç sıkmıyor arkadaşlar görüyorsunuz. Zaten bu sene geldi bu oyuna. Evet. Gitti Marshmallow sıktı sanki arkadaşlar. Tövbe tövbe. Arkadaşlar bu video gerçekten çok iyi. Ben çok beğendim yani. Hatta şöyle yorum da atalım. Hani adamdan izin almadık ama en azından kredi verdik. Dedik ki arkadaşlar adamın bu yorumun altına git. Bir şeyler yazabilirsin. Hatta like'ımı gözünün önünüze atayım. Çok beğendim bir video arkadaşlar. Umarım sizin de video hoşunuza gitmiştir. Hoşunuza gittiyse ne mutlu bana. Tekrardan hepinizin bayramı mübarek olsun. Hepinizi çok seviyorum. Bu video için lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın. Aynı şekilde kanalımıza abone olabilirsiniz. Ve bu adamı videosunu kesinlikle helal olsun falan yazın. Çünkü her şeyi hak ediyor arkadaşlar. Ve bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.